Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Kırşehir Umut Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Emin Turpçu ile Bizim Kırşehir Gazetesi imtiyaz sahibi Nurettin Tunç, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut'u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Kırşehir'in Akpınar ilçesi Belediye Başkanı Şükrü Turgut, göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalar hakkında şunları söyledi. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Akpınar'da ciddi sorunların üzerine gitmeye çalıştık. İlk etapta Akpınar'ın girişinde sosyal ve kültürel amaçla yapılan tesisi bitirmiş durumdayız. Mezarlık içi düzenlemeler bitirdik. Birinci, ikinci ve üçüncü tur kilit parke çalışmalarını bitirdik. Şu anda yeni bir su arayışımız var. Biliyorsunuz genelde iklimden doğan sıkıntılarla ilçenin suyu yaz aylarında yetersiz kalıyor. Bununla ilgili şu anda çalışma yapmaktayız. Atatürk Anıtı'nı şu anda düzenlemiş durumdayız, bitirmiş durumdayız, faaliyete geçmiştir. İlçenin içindeki yapılmayan kilit parke yollarını yapmaya devam ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her yıl düzenli olarak birinci, ikinci, üçüncü tokinin yolları ve ormanlık alanda çalışmalarımızda mezarlık içerisinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Araç parkı olarak şu anda ilçemizin tek itfaiye sorunu var. Şu anda onlar değişik belediyelerle, kardeş belediyelerle diyalog halindeyiz. İnşallah onu da en kısa zamanda çözmeye çalışacağız. Geldiğimiz günden itibaren de bir tane araç parkımıza hidromet kepçe ilave ettirdik. Türkiye belediyelerine teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcılarına Seyit Torun Bey'e teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa Belediyeler Birliği Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Bu konuda bize ciddi destek verdiler. Önümüzdeki yıllarda da Akpınar'ın çarşı meydanı bizim çok ciddi sorunumuz. Çok eski yapılmış bir alan olarak kaldı. Onu düzenleyeceğiz. Bunu da kardeş belediye olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile diyalog halindeyiz. Muhtemelen birlikte bu projeyi devam ettireceğiz. Akpınar'ın giriş yolu şu anda tam bitmiş değil. O giriş yolunda bir 300 küsur metrekare bir park alanı çalışmamız olacak. Onu muhtemelen bu sene bitireceğiz. Dediğim gibi Akpınar'ın ihtiyacı olan sorunları belediyenin bütçesi doğrultusunda en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Güneş paneli kurduk. Bu ilçenin bizim motorhobla çalışan su sistemimize şu anda gündüzleri güneş enerjisinden, geceleri işte devletin elektriğinden yararlanıyoruz. O da bize ciddi anlamda ekonomik katkı sağlamıştır. Birkaç tane motorhob yerlerimiz ayrı ayrı, onlarda da aynı çalışmayı yapacağız. En azından elektrik paralarını, elektrik parasını ciddi anlamda belediye yük getirdiği için bunu en aza düşürmeye çalışıyoruz. Bu güneş enerjisi de şu anda faaliyette. Orada problemimiz kalmadı. İşte belediyenin bütçesinde dediğim gibi şartlara göre en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Belediye mensuplarına teşekkür ediyorum. Gerekli imar çalışmalarında da, imar konusunda da sürekli bizim yanımızda. Biz siyaseten bunu dışarıda her zaman söylüyoruz. Parti olarak değil, biz burada Akpınar Belediye Başkanıyız. 9 tane belediye mensuplarımız var. Onlar da aynı düşüncede, her siyasi partiden olan arkadaşlarımız var. Hepsi hep birlikte ilçenin hizmeti hangisi öncelikle ise ona getiriyoruz, onu yapmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımıza da, belediye personel arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.